Hayırdır inşallah? Çiftlikten Yasef'le kardeşi sizi ziyaret etmek istiyorlar beyim. Gelsinler. Dur Mahmut. Osman. İyi geceler Mirza Eminov. Afiyet olsun. İyi geceler Yasef. Yemek vakti rahatsız ettim. Ama vaktiniz varsa 2 dakikanızı alacağım. Tabii, dinliyorum. Bugün Osman'la kardeşim arasında geçenleri yeni öğrendim. Kardeşim adına sizden özür diliyorum. Kardeşim bugün boyunu aşan laflar etmiş. Ama şunu bilin ki bu konular evimizde hiç konuşulmadı. Malum, ortalık karışık. Bizimki de sağdan soldan duyduklarını yalan yanlış tekrarlamış. Cahilliğine verin. Cahillikten öte bir şey bu. Ortalık karışık. Doğru diyorsun Yasef. Ama bu topraklara küçük de olsa nifak tohumu düşmesine izin vermemeliyiz. Haklısınız Bay Eminov. Bizim de dirlik ve düzenden başka isteğimiz yoktur. Bugüne kadar aramızda biz ve siz ayrımı olmadı. Olmayacaktır da. Doğrusu da bu. Bu topraklar hepimizin. Bugün söylediklerim için senden özür dilerim Osman. Sizlerden. Hadi tokalaşın. Bitsin bu küslük. Ben de sana vurduğum için özür dilerim kardeşim. Bugünü delikanlınıza, cehaletinize veriyorum. Ama bir daha tekrarı olmayacak. Bundan şüpheniz olmasın. Olmamız lazım Şura. Sevdiklerimizle vedalaşmaya alışmamız lazım. Tedavi hiçbir işe yaramadı. Boşu boşuna annemden, Nina'dan, evimizden uzak kaldık. Keşke buraya hiç gelmeseydik. Keşke. Bak bana. Lütfen Şura. Aklına getirme. Şimdi hayat çok daha değerli. Anlıyor musun beni? Şimdi geçirdiğimiz her an çok daha değerli. Sevdiğimizle, sevgili babamızla her anımızı doya doya yaşayacağız. Kötü şeyler düşünerek bu zamanı boşa harcayamayız. Çok daha kötü günler bizi bekliyor. Ama annem için, Nina için güçlü olmamız lazım. Oğlum, Şura'dan çok etkilendiğini biliyorum. Bu sabah sizi bahçede gördüm. Hararetli hararetli konuşuyordunuz. Ama akşam yemekte çok mesafeliydiniz. Yo, size öyle mi geldi? Aranızdaki mesele her neyse halledeceğinizi umuyorum. Çünkü Şura bir Borinski olmayı hak ediyor Pedro. Her şey yoluna girecek abla. Bana güvenin. Umarım. Thank you.
Hadi kendinize gelin. Bu ne hal? Daha ölmedik be. Atacağım bile değil mi? Hadi o zaman Mişa. Hadi o zaman. Radya! Güzel Tatya, nereye gittin? Bu ne ilk? Neresi son cephemiz beyler? Ne zaman öleceğimizi yalnız Tanrı bilir. Haydi! Uğraşmayın kardeşimle. E hadi Seyit. Çok alışmıştım size. Sizlerden sonra evimiz çok boş kalacak. Biz de sizi çok özleyeceğiz. Hem de çok. Valentina'nın nişanına kadar ayrı kalacağız ama... Sonbaharda sizi davet edeceğiz. Büyük bir memnuniyetle geleceğiz biz de. Hemen içeri buyur Edin. Bolşoy'un başbelerini sevgili Tatyana evimizi şereflendirmeye gelmiş. Ne güzel. İzninizle. Bugün şanslı günüm belli oldu. Sevdiğim herkes buradaymış. O şans bize ait. Hoş geldiniz. Bayan Bagayevski. Valentina. Hoş geldiniz. Sevgili Şura. Tatya. Seni görmek ne güzel. Benim için de öyle. Bende bir emanetim var. Üniformana aşık bir asker olduğunu her zaman biliyordum. Ondan ayrılman için seni ben zorladım. Bunun için üzülüyorum tabii. Ama buna mecburdum Petro. Bunları zaten uzun uzun konuştuk Seyit. Şimdi neden tekrar açıyorsun bu konuyu? Cepheye gidiyorum Petro. Aramızda konuşulmamış en ufak bir konunun kalmasını istemiyorum. Belki seni istifaya zorladığım için bana hala öfkelisin. Eğer böyle bir şey varsa bunu bilmek isterim. Aksine bana bu şansı verdiğin için sana minnettarım. Çocukluktan beri rakiptik seninle. Kim bilir? Sen benimle, ben seninle yarıştığım için iyi birer adam olduk belki de. Ama ben bu rekabetten çok uzun süre önce vazgeçtim Seyit. En yakın dostumun başarıları benim sevincim oldu. Gururumu, onurumu kurtardığın için sana minnettarım Kurt Seyit. Beni şerefsizlikle cezalandırmadığın için müteşekkirim. Petro, vicdan azabı senin en büyük cezan. O geceden sonra uykusuz kaldığını biliyorum. O gece sadece Yevgen'i vurulmadı. Senin de kalbinde kocaman bir delik açtı. Evet. Ama unutacağız. Bunu da unutacağız. Unutmayacağım biliyorsun. Neyse. Birilerinin de atacağınız kurşunu kazanması gerek, değil mi? Doğru.
sağlıkla gidip zaferle dönmeniz şerefine. Şerefe. Şurayla karşılaşmışsınız. Evet. Hastaneye uğradım. Aileye veda etmek için. Peki madem aramızda konuşulmadık bir şey kalmayacak, sen o gece için bana kızgın mısın? Şuraya mektubu vermene mani olduğum için bana kızgınsın. Biliyorum. Hayır. Aksine beni büyük bir yanlıştan kurtardın. Emin misin? Evet. O mektubu verseydin benim de bir vicdan azabım olacaktı. Buna memnun oldum. Bunu sana verdiğim için Seyit belki beni hiç affetmeyecek. Ama bunun senin elinde olması lazımdı Şura. Madame Borinsky'nin kış bahçesini görmek için sabırsızlanıyorum. Mutlaka görmelisin. Tina, rica etsem tatlıya eşlik eder misin? Ben üstüme kalın bir şey alacağım. Tabii. Buyurun. Çok güzel olduğunu duymuştum kış bahçesinin. Bana hayatımın en güzel hediyesini bahşettikten sonra enginlerinde kendimi unuttuğum gözlerinde gördüğüm acı ve hüzün yüreğime bir kurşun gibi saplandı. Seni incittiler. O saf, o yüce kalbine zehir tohumları saçtılar. Bunu beni sorgulayan ifademden anlamak güç olmadı. Kendimi anlatma fırsatını bana vermeni rica ediyorum senden. Seni gördüğüm an benim miladımdır şu. Geçmişim diye bir şey yok artık. Aşkının güneşiyle parlayacak geleceğim var sadece. Seninle karşılaşma bahtiyarlığına erdiğim güne kadar hiç kimse kalbimi böyle çarptırmadı. Hiç kimse bana senin yaşattığın heyecanı, huzuru ve mutluluğu vermedi. Kalbim bugüne kadar hiç tatmadığım duygularla dolup taşıyor. Seni her hücremde hissediyorum. Seni seviyorum şu. Lütfen. Lütfen bunu gözlerine bakarak söylememe izin. Cepheye giderken yanımda büyük bir keder değil. Sadece aşkını götürmek istiyorum. Hani üstüne bir şey alacaktın Şura? Sıcak bir şeyler içelim ısınırız diye düşündüm. Tamam, o zaman ben çay hazırlatayım. Tarçın çayı sever misiniz Tatya? Bayılırım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mektup yerine ulaşmış bakıyorum. Keşke burada yazılanlar gerçek olsaydı. Mektupta neler yazdığını bilmiyorum. Bu konuda içine rahatlatamam. Ama sana Seyit'i ilk kez aşık gördüğümü söyleyebilirim. Celil'in üzerine yemin ederim ki Seyit sana deliler gibi aşık. Bu mektup belli ki boşver gecesinde sana verilmek üzere yazılmış. Ama sonra ne olduysa verememiş. Onu hiç böyle acı çekerken görmemiştim. Ben de acı çektim Tatya. Seyit'in aşkını sonsuza kadar kalbimde taşıyacağımı bile bile... gururumdan ona arkamı döndüm. Neden? Ucuz bir iddianın parçası olmak sence yeterince iyi bir sebep değil mi? Kim anlattı sana bunu? Bak işte, sen de biliyorsun. Doğru işte. Evet, saçma çocukça bir iddia vardı. Ama Seyit kapıdan giren sen olduğunu görünce iddiadan falan vazgeçti. Daha o gece sana aşık oldu çünkü. Belki ama... Seyit'in hayatından birçok kadın geçti. Ama hiçbir zaman
bir şurası olmadı. İnan bana. Eğer senin de kalbin Seyit'inki gibi atıyorsa... ...o aşka bir şans vermelisin. Öbür gün cepheye gidiyorlar. Yarın belki bu mektubun cevabını kendin vermek istersin. Gözlerinin içine baka baka. Ne dersin? Yarın babamla birlikte fabrikaları ziyaret edeceğiz. Geç bitebilir. Hastane dönüşü size refakat edemeyeceğim. Şimdiden özür diliyorum. Hiç üzülme. Baron Konstantin bizi alacak. Akşama teyzesinin misafirleri olacağız. Bu arada Mademoiselle Tatiana da şurayı bir konsere davet etti. Hı hı. Önce babamı ziyarete gelecekler. Sonra da beni konserden sonra onlar eve getirecek. Onlar? Tatya ve Teğmen Celil Kamilov. Aslında bana da sürpriz oldu. Tatya teyzemden izin almış. Kim bilir, bakarsın işler düşündüğümüzden kısa sürede biter. Ben de size konser için katılırım. Ne güzel olur. Bana getirdiği için Tatya'ya kızma ne olur. Bunun için ona yalnızca teşekkür etmem lazım. Sana söz hakkı tanımadığım için de bana kırılma. Hayır küçüğüm.
Sana da kırılmıyorum. Ama hala gözlerimin içine bakarken uzaklara bakıyor gibisin. Çünkü artık senden nasıl ayrılacağım diye düşünüyorum. Yarından itibaren aramızda şehirler olacak. Sus. Sus. Cepheye gidiyorum. Birinmez'e doğru gidiyorum. Sonra pişman olacağım, bir şey yaşamanı istemem. Kendini de beni de suçlamanı istemem. Sana sahip oldum demek değil. Sen benim için çok güzelsin. Artık biliyorum. Eğer bir daha seni göremezsem, bil ki sen benim için hep en güzel kalacaksın.
Seni hiç bırakmak istemiyorum. Şu anda seni de yanımda götürebilseydim. En güvenli yerde. Ailemin yanında dönüşünü bekliyor olacağım. Ömrümün sonuna kadar sürse bile. Senden bunu istemeye hakkım var mı? Ben artık seninle miseydim. Ne zaman dönersiniz? Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Şimdi anlıyor musun sana neden bir söz veremediğim? Benim küçük sevgilim. Ha? Allah'ım. Ben seni bırakıp nasıl giderim buralardan? Nasıl? Petro. Anlaşmazlığın düzeldiğine sevindim. Seyit, bugün beni göreceğini bilmiyordum. Ben de görüşeceğinizi bilmiyordum dostum. Hayatımın en güzel sürprizi oldu. Yarın gidecek olmana şimdi daha çok üzüldüm. Tam kavuşmuşken tekrar ayrılmak zorunda kalacaksınız. Ama savaş şimdi senin için daha anlamlı dostum. Savaş hiçbir zaman anlamlı olmayacak. Her şeye rağmen geri dönmen için artık güzel bir sebebim var. Evet. Artık var. Sakın ağlama. Gözümü her kapattığımda senin o muhteşem yüzünü ve gülüşünü hatırlamak istiyorum. Seni çok seviyorum Tatya. Yok. Dönmeni beklemeyeceğim. Cevabımı şimdi söylemek istiyorum. Evet. Seninle evlenirim dedim. Her zaman söylemişim bunu. En temiz ayrılık. Sevdiklerini kara getirmeden yapılandır.
gelecek bir sevgilim yok demiyorsun da. Savaşa giderken bir askerin tek çocuğu vatanda olmalı. Değil mi Petro? Doğru söze ne denir? Petro? Dikkatli olun, tamam mı? Hiç şüphen olmasın. Her gece senin için dua edeceğim. Ben de her gece aynı duayı edeceğim. Diyeceğim ki Allah'ım, küçük sevgilime tekrar kavuşturacak kadar beni uzun yaşat. Seyit. Kalbim sana emanet, küçük Şura. Benimki de sana. Buralar sana emanet. Görüşürüz dostum. Görüşürüz. Döndüğünüzde hepinizi böyle tam takım istiyorum. Seni kaçırmadan gidebilirsek döneceğiz. Gözün arkada kalmasın. Güle güle gidin, sağ salim dönün. Hadi beyler! Beyler hadi! Döneceğim. Sen benim yaşamak için en büyük sebebimsin. Bunu unutma. Sevgilim, eline ne zaman geçeceğini bilmediğim bir mektup daha yazıyorum.
7 ay geçti. Çiçek açan bahar, kuru yaz, sarı yapraklar şahidim. Seni çok özledim aşkım. Sensizliğin esareti biteceği güne kadar tek isteğim sağlığının yerinde olduğunu bilmek. İzninizle. Sevgilim, iyi haberlerini alacağım mektubunu 4 gözle bekliyorum. Tatyana ben mi? Evet. Tatya uzun zamandır mektubunla beni sevindiremediği için özür diliyorum. Ondan gelen her zarfı içinde senin 2 satırın olur umuduyla açıyorum. Ama yine hayal kırıklığı. Sistem etmiyorum. Nasıl şartlarda olduğunu tahmin ediyorum. Ama keşke senden bir haber alabilsem. Kalemin ucundan çıkacak leke gibi tek bir noktaya, eline bulaşan mürekkebin izine bile razı. Yeter ki senden gelsin. Tatya bir subay tanıdığından sürekli yer değiştirdiğinizin haberini almış. Mektupların belki bu yüzden eline daha geç ulaşıyordur. Belki de hiç ulaşmıyordur. Onun için bana yazamıyorsundur belki. Neyse, bunu düşünmek bile istemiyorum. Savaşın bir an önce bitmesi için dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Tatya da benimle aynı durumda olduğunu söylüyor. O da Celil'den haber alamıyormuş. Ve bu durumda yan yana olduğunuzu düşünmek içimi rahatlatıyor. Petrograd da senin evinde güvende olduğunu söylüyor. Ama şehirde isyancılar her gün başka bir olay çıkarıyorlarmış. Tatya, bu da şehirdeki savaş diye yazmış. Artık çalışma koşullarının daha da zorlaşacağını söylüyor mektubunda. Hepimiz için zor günler. Şehirlerde olaylar arttı. Keşke şehirlerdeki güvenliği sağlamak için Petrograd'a geri çağrılan birliğin içinde Misha değil de sen olsaydın. Aldığın her nefes benim de nefesim. İsmin dudaklarımda bir dua. Sabah akşam seni tekrarlıyorum. Bütün dualarım hep senin için. Seni tarifi mümkün olmayan bir aşkla seviyorum. Şuran. Hatırladığımdan daha güzel. Daha görkemli bir arazimmiş bu. Güzel şeyler olacak. Bunu hissediyorum. Sevgili Andre, hoş geldiniz. Gözlerime inanamıyorum. Sizi böyle ayakta görmek ne güzel. Mucizenin sebebi sizsiniz. En yakın dostlarımı yatakta karşılayacak değildim. Şeref verdiniz. Petrograd'a geldiğinizden çok daha sağlıklı görünüyorsunuz. Bu Katerina'nın başarısı, biliyorum. Buyurun. Buyurun, içeri geçelim. İçeri geçelim. Bu eli tekrar öpmek için ne çok bekledim. Hoş geldin sevgili Petro. Kederimi bir tek sizin gelişiniz dağıtabilirdi.
İyi günler. Buyurun matmazel. İyi günler. Ben bir erkek takım elbisesi diktirmek istiyorum da. Tabii. Kumaşlarımızı göstereyim hemen. Ölçü kağıdımı evde unutmuşum da. Ben daha sonra tekrar gelirim. Teşekkürler. Rica ederim. Bekleriz. İyi günler. Buraya kadar. İzleniyoruz. Bence dağılın. Büyük bir zevkle hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Aklım hep Seyit'te. Ondan bir haber var mı? Maalesef. Henüz yüzünü güldürecek bir haberim yok. Ama sana söz. Seyit'le ilgili ilk müjdeli haberi ben vereceğim sana. Valentina'nın nişanı güzel olayların da başlangıcı olacak. Bunu hissediyorum. Umarım. Kargaşadan nemalanan bir grup var. İnanılacak gibi değil. Peki silahları nereden buluyorlar? Bu konulardan uzaklaşmak için harika bir nedenimiz var, değil mi sevgilim? Valentina'nın nişanı için buradayız. Evet, doğru. Haklısın hayatım. Özür dilerim bayanlar. Neyse, Valentina sen bize nişan hazırlıklarını anlat en iyisi. Tarih önüne çekilince mutlaka biraz zorlanmışsınızdır. Evet, Konstantin'in cephe emri gelince mecbur kaldık. Orduda onun gibi şerefli askerlerin olması geleceğe dair umutlarımı artırıyor. Herkesin korkup geri adım attığı bir dönemde baron üzerine düşeni yapıyor. Beni neredeyse bir yıl önce verdiğim karardan pişman etmeye çalışıyorsunuz. Maksadım seni yargılamak değil. Ama ülken savaştayken istifa etmen yanlış zamanda alınmış bir karardı. Bazı kararların altında belki de kimsenin bilmediği nedenler vardır general. Mazeretler diyelim. Akşam yemeğine kadar dinlenmek isterseniz odalarınız hazır. Buna hiç hayır diyemeyeceğim. Bence de iyi fikir. Çünkü biraz daha burada kalırsam eğer general beni savaşın müsebbibi ilan edecek. Ne münasebet. O zaman ben size odalarınızı göstereyim. Buyurun. Buyurun. Onların iznini de sordun mu? Yemekte görüşürüz. Görüşürüz. General. Elimden kurtuldun sanma. Bunun mümkün olmadığını biliyorum. Şura, sen neler yaptın bu arada? Babanıza çok iyi baktığınızı gördüm. Başka? Bolşoy Balesi'ndeki temsilleri hayal ettim Bolu. Annesi Petro'nun Şura ile ilgilendiğini ima etti. Nişandan sonra Şura ile Petro için hazırlık yapacağız gibi görünüyor. Geç bile kalındı. Ne hazırlığı? Şura ile Petro'nun nişan hazırlığı tatlım. Olmaz, Şura Seyit'i seviyor. Bayan Boriski şalını unutmuş. Ne oldu? Onlara senin Petro değil Zeyt'i sevdiğini söyledi.